Merhaba, ben Doktor Rıza Caferzade, nöroloji uzmanı, Çamlıca Erdem Hastanesi'nde çalışmaktayım. Alzheimer hastalığı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Alzheimer hastalığı unutkanlıkla kendini gösteren ve ileri evrelerde bilişsel yıkıcı belirtiler ortaya koyan bir hastalıktır. Hastalığın tamamen kişinin güncel aktivitesinden tutun, işlevselliğine kadar kötü yönde etkilendiğini söylemem mümkün. Toplum yaşlanınca bu hastalığı da daha çok sık görüyoruz. Çünkü Alzheimer hastalığının en önemli risk faktörü yaştır. Ve 70 yaşın üzerinde her 15-17 kişiden bir kişi Alzheimer hastalığına yakalanırken 100 yaşın üzerinde her 3 kişiden bir kişi Alzheimer hastalığına yakalanabiliyor. Alzheimer hastalığı bunama dediğimiz hastalıkların en sık görüldüğü türdendir. Bunamada Alzheimer'den sonra beyinde damar hastalıkları, kaynaklı vasküler demans dediğimiz bunama, frontotemporal demans ve levi cisim demans dediğimiz bunamanın diğer türlerini. Alzheimer hastalığının belirtileri başta unutkanlık dediğim gibi en önemli belirtisidir. Ama her unutkanlığı olan hasta Alzheimer hastalığına yakalandı diyemeyiz. Başka kriterler de gerekiyor. Bu hastalarda ciddi manada bilişsel bozukluk söz konusu. Hastalar yeni şeyler öğrenmekte güçleniyorlar. Hatta kendi çocuklarının ismini ileri evrelerde unutuyorlar. Davranışsal değişiklikler ön planda. Hastanın uykusu, yemek programı, yemek kabiliyeti, banyo yapması, hatta ileri evrelerde normal yürümesi bile etkilenmektedir. Bu hastalığın tedavisi maalesef kesin olarak mümkün değil. Ancak mevcut olan ilaçlarla bu hastalığın progresyonu dediğimiz artışını yavaşlatma imkanımız vardır. Ve mevcut ilaçların yanı sıra hastaların kalan hayat süreçlerinin kalitesinin artırması söz konusudur. Genel anlamda bu tip tedaviye palyatif tedavi söylüyoruz. Bu hastalarda Alzheimer'in yanı sıra genelde yaşa bağlı olarak başka kronik hastalıklar da mevcut ve bizim tedavi planımızda bu hastalıkları da tedavi etmemiz Alzheimer hastalığının yanı sıra çok önemlidir. Son olarak yaşlı toplum her toplumun en değerli varlıklarıdır ve biz bu hastalara sahip çıkmamız gerekiyor ve hayat kalitelerini artırmakla mükellefiz. Umarım sağlıklı bir yaşamda bu hastalığa yakalanma oranı düşsün. Genelde kardiyolojik açıdan kalp damar hastalıklarında risk faktörü olan zararlı şeyler Alzheimer hastaları için de geçerlidir. Bu hastalığa yakalanmamak için herkese sağlıklarına daha çok dikkat etmesini öneririm. Ve bir önemli uyarım da en ufak bir unutkanlık olayında yakınlarınızda veya kendinizde kontrol edilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ne kadar erken tanı konulsa tedavi o kadar verimli oluyor. Geç evrelerde gerçekten hem hekimli olarak işimiz zor oluyor ve hastalar da tedaviden hiçbir fayda almıyorlar. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.